Washington'dan iyi akşamlar. VOA Türkçe'nin EkoTürk için hazırladığı Stüdyo VOA ile bugün de karşınızdayız. Haftayı kapatıyoruz artık. Fakat haftayı kapatırken Beyaz Saray'dan gelen bir açıklama tabii ki bütün Amerika'yı sarstı. Başkan Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüsüne yakalandığını açıklaması Amerika'nın gündemine oturdu. Bu açıklamaya ne gibi tepkiler geldi? Stüdyo VOA'ydı. Bu tepkilerin hepsini bulabileceksiniz. Hemen bugünkü bağlantılarımıza vakit kaybetmeden bakalım. Trump ve eşinin koronavirüsüne yakalanmasıyla ilgili bütün gelişmeleri Begüm Dönmez Ersöz'den alacağız. Biden cephesinden de açıklamalar var ve demokratların yardım paketiyle ilgili bilgileri Özlem Tınaz bizde aktaracak. AB liderlerinin toplantısından Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı. Bütün gelişmeleri Arzu Çakır Paris'ten aktaracak ve Cem Dalaman da Doğu Almanya ile Federal Almanya'nın birleşmesinin üzerinden geçen 30 yılda neler yaşandığını bize anlatacak. Hemen Begüm Dönmez Ersöz'le başlayalım. ABD Başkanı Donald Trump kendisiyle eşinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı Twitter üzerinden ve sabah saatlerinde Trump'ın yakın danışmanlarından Hope Hicks'e yapılan koronavirüs testi de zaten öncesinde pozitif çıkmıştı. Begüm Dönmez karşımda şu anda. Begüm, nasıl başkanın durumu, nasıl kaptı bu virüs? Serdar Cebe, sorunun ilk kısmıyla başlayalım. Bugün hem Beyaz Saray sözcüsünün hem de Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows'un açıklamaları oldu konuyla ilgili. Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows önce kameraların karşısına çıktı. Basın mensuplarının sorularını cevapladı. Dedi ki başkanın durumu iyi, kendisini iyi hissediyor, enerjik. Görevine de Beyaz Saray'dan devam ediyor dedi. Beyaz Saray sözcüsü de Fox News televizyonunda soruları cevapladı. Fox News'un yayınına katıldı. Dedi ki başkan kendisini iyi hissediyor, morali de yüksek dedi. Hafif belirti gösterdiğini biliyoruz Başkan Trump'ın koronavirüsü testinin pozitif çıkmasının ardından. Bir yandan da tabii Başkan Trump ABD halkına seslenmek istiyor, kamuoyuna seslenmek istiyor ve anladığımız kadarıyla Beyaz Saray yetkililerinden gelen açıklamalara bakacak olursak bunun için bir formül arayışı içerisinde Beyaz Saray. Koronavirüsü testinin pozitif çıkmasının ardından Başkan Trump'ın bugün gün içerisinde tabii bazı etkinliklere katılması planlanmıştı. Daha öncesinde Trump'ın gün içinde bir tanesi bir bağış etkinliğiydi seçim kampanyası için. Bir diğeri de diğer etkinlikte Florida'da düzenlemesi beklenen mitingdi. Fakat koronavirüsü testinin pozitif çıkmasının ardından bu etkinlikler iptal edildi. Trump'ın önümüzdeki günlerde katılması planlanan etkinliklerin tamamı ya ertelendi ya da sanal ortama taşındı denilebilir. Virüs nasıl bulaştı? Bunun yanıtını şu anda vermek zor ama Beyaz Saray Başkan Trump'ın kimlerle temasta bulunduğunun izini sürüyor. Bunun için çalışmalar yürütülüyor. Dün Başkan Trump'la çok yakın çalıştığını bildiğimiz danışman Hope Hicks'in koronavirüsü testi pozitif çıkmıştı. ABD basını üzerinden Amerikan kamuoyu bunu öğrenmişti. Ki Hope Hicks geçtiğimiz cumartesiden çarşamba akşamına kadar Başkan Trump'a gezilerinde, farklı eyaletlerdeki gezilerinde ki ilk başkanlık televizyon tartışmasına dahil olmak üzere Trump'a eşlik etmişti. Yani hem Trump'ın helikopterine Marine One'a binmişti hem de Air Force One'a binmişti başkanın uçağına. Şunu söylemek mümkün, çarşamba akşamı Trump'ın Minnesota'daki mitinginde belirti göstermeye başladı Hope Hicks ve perşembe sabahı yapılan testte de pozitif çıktı koronavirüsü testi. Trump da perşembe günü New Jersey'ye bir seçim kampanyası için yine bir bağış etkinliğine katıldı. Hope Hicks'in testi pozitif çıktıktan sonra. Şimdi biraz tabii herkes, şimdi bütün yetkililer, Beyaz Saray yetkilileri, bakanlar da dahil olmak üzere koronavirüsü testi yaptırıyorlar. Ivanka Trump, başkanın kızı ve danışmanı, damadı ve danışmanı Jared Kushner,
Trump'ın en küçük oğlu Barron Trump, bunların testleri negatif çıktı. Başkan yardımcısı Mike Pence ve eşinin de testleri negatif çıktı. Dışişleri Bakanı Pompeo'nun da testi negatif. Kendisi Hırvatistan'a inmeden yaklaşık 20 dakika önce koronavirüsü testi yaptırdı. Negatif. En son 15 Eylül'de Trump'la görüştüğünü söyledi Dışişleri Bakanı Pompeo. İhtiyaten de Asya gezisini erteleyebileceğini söyledi. Adalet Bakanı William Barr bu sabah koronavirüsü testi yaptırması planlanıyordu. Yeni bir haber, gelişme göremedim en azından en son baktığım dakikalarda. Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee birkaç gün önce Beyaz Saray'a gitmişti ziyaret için. Twitter'dan o da bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki birkaç gün önce Beyaz Saray'a gitmeden önce yaptırdığım korona testinin aksine dün yaptırdığım test pozitif çıktı dedi Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee. Şimdi nasıl tabii bulaşmış olabilir bu konuda çeşitli senaryolar konuşuluyor ama Başkan Trump dün danışmanı Hope Hicks'in korona testinin pozitif çıkmasının ardından Fox News televizyonuna telefonla bağlanmıştı ve orada dedi ki ordudan işte askerler, polisler, güvenlik güçleriyle görüşüyorsunuz. Çeşitli etkinliklere gittiğimizde pek çok yere gidiyoruz. Orada polisler, askerler gelip tabii konuşmak istiyorlar, sarılmak istiyorlar. Biz onlar için çok iyi iş çıkardığımız için bizi öpmek, sarılmak istiyorlar demişti. Dolayısıyla Hope Hicks'in onlardan virüsü kapmış olabileceğine ilişkin böyle bir ima olarak değerlendirildi Trump'ın dün akşamki açıklamaları. Şimdi dediğimiz gibi Beyaz Saray Başkan Trump'ın bugüne kadar özellikle tabii son 5 gün 1 hafta içerisinde hafta başından itibaren hangi etkinliklere katıldı, kimlerle teması oldu, bunun izini sürüyor. Uzmanlar da şunu söylüyorlar, özellikle tabii başkan olarak bulunduğu etkileşimleri hesaba katarsak virüse maruz kalmış olabileceği ihtimali üzerinde durulan kitlenin büyük olabileceğini ifade ediyor uzmanlar, Johns Hopkins Üniversitesi uzmanları. Dolayısıyla yani hem kamuya açık bazı tabii etkinlikler var, bir de daha da küçük tutulan özel etkinlikler ve toplantılar var. İşte bütün bunları Beyaz Saray değerlendiriyor. Başkan Trump'ın kimlerle temasta olduğunun izini sürüyor. Bakalım yeni açıklamalar, gelişmeler oldukça onları da aktaracağız diyelim Serdar. The Vice President, Senior White House... Trump ve eşinin koronavirüsüne yakalanması ile ilgili bütün gelişmeleri bize aktardı. Tabii bir de bunun Biden tarafı var. Onlar da bir araya gelmişti. Tabii Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden cephesinde büyük yankı uyandırdı. Hemen mesajlar verildi. Daha birkaç gün önce tartışma programında bir araya gelmişlerdi. Ve bu arada tabii Biden'ın sağlık durumuna ilişkin de soru işaretleri belirmiştik ki ama yapılan testte negatif olduğu ortaya çıktı. Şimdi oradaki tepkileri de Özlem Tınaz bize anlatacak. Özlem, Biden cephesinden neler söylendi Trump'ın ve eşinin koronavirüsüne yakalanmasıyla ilgili? Biden cephesinden hemen bir geçmiş olsun mesajı geldi Serdar Trump çiftine. Biden eşi Jill Biden'la birlikte Başkan Trump ve eşi Melania Trump'ın bir an önce iyileşmesine yönelik temennisini dile getirdi. Başkan ve ailesinin sağlığı ve güvenliği için dua etmeye devam edeceğiz dedi Trump. Biden bir sonraki Twitter mesajında da eşi ve kendisinin koronavirüsü testlerinin negatif çıktığını yazdı. Bu haberi vermekten mutluluk duyuyorum dedi Biden ve mesaj atan, endişelerini dile getiren herkese teşekkür etti. Ve bir de hatırlatmada bulundu, maske takın, sosyal mesafenizi koruyun ve ellerinizi yıkayın dedi. Ama bu mesajlardan sadece saatler önce yaptığı son paylaşımında hedefinde yine Başkan Donald Trump ve onun koronavirüsü salgınına yönelik izlediği politikalar vardı. 200 bin Amerikalı'nın hayatını kaybettiğini, 26 milyon kişinin işsiz kaldığını ve küçük işletmelerin 6'da birinin tamamen kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu yazdı bu tweetinde. Tabii Trump'ın bu konuya ilişkin attığı adımları eleştirdi ama Trump'ın koronavirüsü testinin pozitif çıkmasının ardından gözler senin de söylediğin gibi Biden'la çevrilmişti. Zira salı akşamı
başkan adaylığı tartışmalarının ilkinde aynı sahnedelerdi. Evet, tokalaşmadılar salgın kapsamında alınan önlemler nedeniyle. Evet, sosyal mesafeyi korudular, aralarında 3 metre vardı ama yine de aynı ortamda bulunmaları, eşlerinin de tartışma sonunda sahneye çıkmaları kaygılara neden oldu. Bu arada tabii Trump'ın tartışma sırasında Biden'a dönük olarak ve zaman zaman yüksek ses tonuyla konuşmuş olması da yine bu kaygıların nedenlerinden biri. Ama yapılan son testin negatif çıkması hem Biden çiftini hem de Demokrat cepheyi rahatlatmışa benziyor Serdar. Bugün Michigan'da Biden aslında planlanan sabah erken saatlerde yola çıkmalarıydı ama test sonuçlarını almadan yola çıkmadı Biden. Negatif olduğu haberini aldıktan sonra kampanyasına devam etme kararı aldı ve Michigan'a gitti. İki programı var bugün Michigan'da. Biri az önce sona erdi, bir diğeri de yaklaşık bir saat sonra ama halka kapalı programları kısıtlı katılımda gerçekleşiyor ve tabii genelde yaptığı gibi yine maskeyle katılıyor Biden bu toplantılara da. Ki bu konuda en başından beri oldukça hassas davrandı Biden. Kampanyasının çoğunu Wilmington'daki evinden izole bir şekilde sürdürdü ama artık seçime haftalar kaldı. O da kampanya faaliyetlerine hız verdi ve son günlerde seyahatlere ağırlık verdi. Michigan kritik eyaletlerden biri. Geçen seçimde 2016 yılında Trump kazanmıştı ama şu andaki anketler %44'e %52 Biden'ın önde olduğunu gösteriyor. Bu arada Biden'ın bu eyalete önem verdiğini şuradan da anlayabiliyoruz. Biden geçen ayda Michigan'daydı. Bugün tekrar gitti. Görünen o ki bu eyalette kazanmayı garantilemek istiyor. Tabii bundan sonra Biden'ın seçim kampanyalarının seyri nasıl olacak? Gelecek haftalardaki etkinliklerini engeller mi bu son gelişmeler? Hep birlikte bekleyip göreceğiz Serdar. Bir de sana şunu soralım. ABD Temsilciler Meclisi Demokrat üyelerinin hazırladığı koronavirüs salgının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik bir paketi, ki bu paket 2.2 trilyon dolarlık bir teşvik paketi, onaylandı. Şimdi gözler Senato'da. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu bu Senato'dan geçmesi mümkün mü sence? Beyaz Saray'la Demokratlar arasında günlerce süren müzakerelerde bir anlaşma sağlanamamasına rağmen bu söz konusu teşvik paketi onaylandı. 207'ye karşı 214 oyla kabul edildi. Şaşırtıcı olansa Demokratların teşvik paketine karşı oy kullananlar arasında Cumhuriyetçilerin yanı sıra 18 Demokrat üyenin de yer alması oldu Serdar. Şimdi bir sonraki adım senin dediğin gibi Senato olacak ama Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan geçmesi çok düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Eğer ki bir sürpriz olur da Senato'dan onay alırsa bu paket, işte o zaman da söz konusu teşvik paketi ilk olarak bu Senato'ya sunulduktan sonra ve kabul aldıktan sonra Beyaz Saray'a Başkan Donald Trump'ın onayına sunulacak. Ama dediğimiz gibi bu çok düşük bir ihtimal. Peki neler öngörüyor bu paket? Öncelikle 600 dolarlık haftalık işsizlik yardımının yeniden devreye alınması ve yıl sonuna kadar uzatılması planlanıyor. Yasalaşması halinde önceki teşvik paketinde olduğu gibi yine Amerikan vatandaşlarına 1200 dolarlık doğrudan bir ödeme yapılması öngörülüyor bir seferlik. Öte yandan eyalet ve yerel yönetimlere bir yılda 436 milyar dolarlık yardım sağlanması söz konusu. Yine bu paket kapsamında salgından en çok etkilenen işletmeler için ikinci tur maaş koruma programı kredisi verilmesi gündemde. Havayolu şirketleri için 25 milyar dolarlık bir kaynak ayrılıyor. Koronavirüsü testleri için de 75 milyar dolarlık bir bütçe sağlanması planlanıyor. Eğitime ise 225 milyar dolarlık bir kaynak aktarılacak. Kira yardımı gibi önlemlerin hayata geçirilmesi de yine hedefleniyor bu teşvik paketi kapsamında. Trump hükümetiyle demokratlar arasında teşvik paketine ilişkin uzun zamandır devam ediyordu görüşmeler. Özellikle görüşmelerde anlaşma sağlanamaması birçok kesimde memnuniyetsizlik yaratıyordu. Özellikle Maliye Bakanı Steve Mnuchin'la Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bu konudaki en önemli iki aktördü. Ve pakete ilişkin görüşmeler bu hafta yine gerçekleştirdiler. Son olarak da bir telefon konuşması yapmışlardı. Teşvik paketinin miktarını görüştüler ama tam mutabakat sağlayamamıştı ikili ve görüşmelerin devam edeceği kaydedilmişti. Ancak uzlaşı sağlanamamış olsa da paket Temsilciler Meclisi'nin onayından geçti. Artık gözler dediğimiz gibi Senato'da. Tabii bir yandan ekonomiyi de ilgilendiriyor aslında bu konu. Piyasalar, yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Ve Trump'ın korona testinin pozitif çıkmasının ardından
olumsuz etkilenen piyasaların, borsanın da bu konuda olumlu bir adım atılması halinde yine olumlu yönde etkileneceği belirtiliyor. Özellikle de bunun altın fiyatlarına etkisi olacağı yönünde haberler yer alıyor Amerikan basında. Ama dediğimiz gibi her ne kadar demokratların çoğunlukta olduğu temsilciler meclisinden geçse de bu paket, cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatodan onay alması ve bundan sonra da eğer onay alınırsa Başkan Donald Trump'ın önüne, Beyaz Saray'a onay için gitmesi çok çok düşük bir ihtimal olarak görünüyor. Ama şunu da belki de hatırlatmakta fayda var. Artık seçime haftalar kaldı dedik. Dolayısıyla cumhuriyetçiler belki de seçmenleri etkilemek için böyle bir adım atabilirler ve böyle bir sürpriz yaşanabilir. Ama tabii bunun sonucunu görmek için biraz daha beklememiz lazım Serdar. Ama seçime kadar yetişmesi biraz zor görünüyor. Teşekkürler Özlem Tınaz. Bize Amerika'da tartışılan Biden cephesinde neler olup bittiğini ve yardım paketiyle ilgili son gelişmeleri aktardı Özlem. Şimdi Avrupa'ya geçelim. Avrupa Birliği liderleri dün gece geç saatlere kadar süren toplantısında Türkiye konusunu görüştü. Akdeniz, Doğu Akdeniz'de yaşanan krizi görüştü. Belarus ve Dağlık Karabağ konusunu ele aldı. Avrupa Birliği'nden Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum kesiminin istediği yaptırım kararı çıkmadı. Zirvede alınan kararlar ve değerlendirmeleri şimdi Arzu Çakır'a soracağız. Arzu, nasıl değerlendirme yapıldı zirve için? Oldukça uzun bir zirveydi. 7 saat sürdü tartışmalar. Bir numaralı konu Doğu Akdeniz konusuydu. Bu nedenle bir araya gelmişlerdi hatırlarsanız eğer. Bu olağanüstü bir liderler zirvesiydi. Dış politika konuşulacaktı. Dış politikanın en büyük krizi de Doğu Akdeniz'de yaşanan Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin gündeme getirmesiyle Doğu Akdeniz kriziydi. Bir aydır, 1,5 aydır çok ciddi anlamda Türkiye'ye yaptırım uygulanması için diplomatik baskı uygulanıyordu. Bu anlamda Emmanuel Macron Med7, Akdeniz 7 ülkelerini topladı. Buradan ortak bir yaptırım kararı çıkmadı. Fakat ardından Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne tam girilirken Türkiye ve Yunanistan masaya oturma iradesine yaklaştıklarını açıklayınca yaptırım ihtimali Avrupa Birliği Zirvesi'nden uzaklaştı. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne üyelerin bir yaptırım uygulanması üzerinde uzlaşma sağlanmaksızın toplantı başladı diyebiliriz. Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi yaptırım konusundaki umutları aslında çok da güçlü olmadan masaya oturdular dünkü zirvede. Dün akşam yemeğinde başladı tartışmalar, hatta biraz öncesinde ve dün gece yarısına kadar, gece yarısını aşan tartışmalarla son buldu. Anladığımız her ülke farklı görüşler belirtti. Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda özellikle Almanya çok ciddi ayak diredi. Başından beri tutarlı bir çizgi izledi Angela Merkel bu konuda ve önce diyaloğa şans tanınmasını istedi. Tam bu sırada bir açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri askeri teknik görüşmeler konusunda Yunanistan ve Türkiye'nin anlaştığını da açıklayınca artık zaten biraz ölü doğmuş bir talepti belki de, yaptırım talebi. Dünkü toplantının ardından Charles Michel ve Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin iki yöneticisi, basın toplantısı düzenleyerek bu kararı açıkladılar. Charles Michel, Türkiye'ye ikili bir yaklaşım sergiliyoruz diyerek anlattı gelinen son durumu. Bu ne anlama geliyor? Birincisi, yaptırımdan önce diyaloğa bir şans tanımak, politik, siyasi diyaloğa bir şans tanımak. Bu birinci ayağı. İkinci ayağı ise eğer Türkiye yeniden Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk kurallarına uymaz ve Avrupa Birliği'nin egemenlik haklarına uymazsa yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar da hazır, uymadığı takdirde bu konu gündeme gelir dedi. Emmanuel Macron toplantı çıkışında bir açıklama yaptı. Türkiye'ye uygulanacak bu yöntemi 2 aydır Angela Merkel'le birlikte hazırladıklarını ve birbirini tamamlayan iki politikanın sonucu olduğunu söyledi. Dolayısıyla Kıbrıs Rum tarafı da kendilerine böyle bir taahhüt verilmesinden dolayı mutlu olduklarını söylediler. Ama sonuçta aslında kaybeden taraf yaptırımı savunan taraflar oldu. Avrupa Birliği liderleri Aralık ayı zirvesinde yeniden bir araya gelecekler ve bu zirvede Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusundaki politikaları yeniden tartışılacak ve yaptırıma gerek olup olmayacağı konusu tartışılacak. Aslında Doğu Akdeniz'de bir karar alabilmek için Avrupa Birliği tek başına hareket edemeyeceğini anladı. Konunun Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya gibi önemli güçlerle de bir arada tartışılması gerekiyor. Fakat Amerika'da seçimler var, dolayısıyla bu konuyu Aralık ayını atarak aslında biraz da dünyadaki dengeleri de gözetmek açısından
zaman kazanmış oldu Avrupa Birliği. Türkiye fakat karardan dolayı mutsuz olduğunu dile getirdi Dışişleri Bakanlığı. Bu kararda belli bir Türkiye'ye yaptırım öngörüsünün olmasının bile Türkiye'yi rahatsız eden bir durum olduğunu ve Türkiye'nin buradaki haklarını savunmaya devam edeceğini söyledi Serdar. Arzu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkede radikal İslamcı hareketlerle mücadele etmek için yeni bir reform paketi açıkladı. Ne var bu paketin içinde ve özellikle Müslüman toplumun tepkisi nasıl oldu bu pakete? Evet, Fransa'da uzun süredir Macron göreve geldiğinden bu yana bir Fransa İslamı tartışması vardı ve bu çerçevede yeni bir İslamcılıkla, radikal İslamcılık adını verdikleri tırnak içinde politik İslam'a karşı bir mücadele raporu hazırlayacağını, bir mücadele reformu hazırlayacağını söylemişti Macron. 2 yıldır bu tartışılıyordu. Hatta muhalifler artık Macron'un bunu getiremeyeceği, getirmeye cesareti olmadığını özellikle sağ ve aşırı sağ dile getirmeye başlamıştı. Sonuçta Macron bugün Avrupa Birliği zirvesini gece 4'te terk ederek Paris'e geldi ve Paris yakınlarındaki hassas bir banliyöde bu yasayı açıkladı. Yasanın adı ayrılıkçılık yasası. İslami ayrılıkçılıkla mücadele yasası. Şimdilik böyle yasa reform taslak olarak açıkladı Macron. Bu yasanın çalışmaları 15 Ekim'de sona erecek. 15 Ekim'de Macron yasayı Müslüman dini temsilcilerine gönderecek. Onlar inceleyecekler. Ardından Aralık ayında Bakanlar Kurulu'na, Ocak 2021'de ise meclis gündemine gelecek ve 2021'den itibaren Fransa'da yeni bir Müslüman tanımı, Fransa Müslümanı, Fransa İslam'ın tanımı olacak. Yeni kurumlar, yeni ilişkiler, devletle ilişkiler, laik ve modern İslam nasıl olur? Bu soruların yanıtını arama çabasında olduklarını belirten Macron bu yönde bir takım reformlar açıkladı. Çok önemli reformlar aslında. Bütün dünyada tartışılan konular bunlar. Birincisi örneğin havuzlara kadın erkek ayrımı yapılması talepleri vardı. Hastanelerde kadın doktor talepleri vardı. Okul kantinlerinde öğrencilere helal et çıkarılması gibi talepler vardı. Macron bütün bu taleplerin hiçbirinin kabul edilmeceğini ve laik cumhuriyette bu tür ayrımların gözetilmeyeceğini, devletin tüm kurumlarında kamunun ve kamu hizmetinin nötr yani tarafsız olması gerektiğini, dini hiçbir obje ve talebin kamu yönetiminde, kamu ortamında gündeme getirilmeyeceğini söyledi. İkinci ayağı okullar. Okullarda eğitimde çok ciddi bir ağırlık verilecek. Örneğin 3 yaşından itibaren eğitim zorunlu hale geliyor. Bu 1969'daki kız erkek karma sınıf kuralından bu yana en radikal karar dedi Macron. Eğitim 3 yaşından başlayacak. Bir takım kurslarda ne olduğu bilinmeyen 50 bini aşkın öğrenci okullardan alınarak veliler tarafından çok da güvenli olmayan kurslarda eğitim görüyor. Dolayısıyla bütün bunların önüne geçmek için 3 yaşından itibaren anaokulundan ve kreşten itibaren eğitim 16 yaşına kadar zorunlu hale gelecek. Devlet okullarında ve devlete bağlı sözleşmeli özel okullarda verilebilecek eğitim. İş yerlerinde örneğin bir takım tartışmalar vardı. Özel sektörler kamuyla bağlantılı çalışırsa onlar da buna tabi olacaklar mı? Bu da söz konusu. Yabancı finans kaynakları kesilecek. Yabancı imamlar artık Fransa'ya gelemeyecek. Fransa kendi imamını kendi yetiştirecek. İslam Üniversitesi kurulacak. İslam teolojik kürsüleri açılacak ve Fransa yeni ve modern bir İslam'la tanışacak dedi Macron. Tartışma çok büyük. Müslüman kesimi çok dikkatle izliyor. Şimdilik sessiz beklemedeler Serdar. Fransa'nın gündemdeki konularını Arzu Çakır bize Paris'ten aktardı. Teşekkürler Arzu ve Almanya'ya geçiyoruz. Doğu Almanya ile Federal Almanya'nın birleşmesinin üzerinden tam 30 yıl geçti. Utanç duvarı olarak da adlandırılan Berlin Duvarı'nın 9 Kasım 1989'da yıkılışıyla başlayan süreçte Batı ve Doğu Almanya'nın 3 Ekim 1990'da yeniden birleşmesi Soğuk Savaş döneminin sonu şeklinde de tarihe geçmişti. Bu süreçte yaşananlar, kafalardaki duvarların aşılıp aşılmadığı, Alman halkının birleşip birleşmediği bugün hala tartışılıyor. Birleşme ülkedeki 3 milyona yakın Türkiye kökenli insanın da yaşamını derinden değiştirdi. Cem Dalaman Berlin'den bildiriyor. 40 yıl süren ayrılığın ardından yeniden aynı bayrak altında ve aynı sistemde buluşan Almanlar
son 30 yılda büyük değişiklikler ve aynı zamanda halen süren sorunlar yaşadı. Birçok alanda bütünleşme farklı gerçekleşti ve 40 yıl boyunca kökleşen birbirine yabancılaşma bugün de aşılamadı. Arkadaki eserinde gösterdiği, simgelediği gibi. Nitekim eski Doğu Almanya'nın bulunduğu bölgede yaşayanların %30'u kendilerini hala Doğu Alman hissediyor. %50'den fazlası da ikinci sınıf vatandaş olarak görüyor. Uzmanlara göre Alman halkının ekonomik ve sosyal açıdan yeniden tam anlamıyla birleşmesi daha uzun bir süre alacak. En büyük sorunlardan biri ülkenin batısıyla doğusu arasındaki ekonomik farkların sürmesi. Doğu eyaletlerine yapılan 560 milyar euroluk yatırıma rağmen birkaç istisna dışında büyük sanayi kuruluşlarının bulunmadığı bir bölgeden bahsediyoruz. Doğu Almanya, Almanya'nın doğusu. İşsizlik oranı ve gençlerin göçü büyük bir sorun hale. Doğuda çalışanlar, Batı Almanya'daki çalışanların ortalama %70'i kadar ücret alıyorlar. Emeklilik maaşları da henüz denkleştirilmiş değil. Ekonomik dengesizlik siyasi açıdan da kendisini hissettiriyor. Doğulların çoğunluğu Sosyalist Sol Parti ya da ırkçı Almanya için Alternatif Partisi'ne destek veriyor. Her iki partinin ortak özelliği Batı Almanya'nın yerleşik sistem ve değerlerini eleştirmeleri ve sorgulamaları. Irkçı AfD bazı eyaletlerde doğuda en büyük parti konumunda. %30'a varan oy oranı var. Uzmanlar AfD'nin paralar size değil mültecilere gidiyor, size ikinci sınıf Alman vatandaşı muamelesi yapıyor Batılılar diyerek Doğulları en zayıf yerinden yakaladığını belirtiyor. Mültecilere ve yabancılara saldırılar, kundaklama eylemleri, şiddet içeren gösteriler ve vandalizm vakaları ağırlıklı olarak Almanya'nın doğusundaki eyaletlerde meydana geliyor. Birleşme sonrasında artan 1992'de Solingen'de, bir yıl sonra 93'te Mölln'de Türklerin yaşadığı evlerin kundaklanması sonrasında 8 kişinin yaşamını yitirmesi, aşırı sağcı Enes'un'un Nasyonal Yeraltı Örgütü adlı terör örgütünün 8'i Türk, 1'i Yunan, 1'i polis memurunu öldürmesine, ardından iş piyasasında yeni oluşan rekabet yarışında daha nitelikli diploma sahibi Doğu Almanlara öncelik verilmesi, Almanyalı Türk göçmenlerin büyük bölümünde Almanya'nın birleşmesi sonrası bizim durumumuz kötüleşti şeklinde bugün bile aşılamayan bir duygunun yerleşiklik kazanmasına yol açtı. Evet, Birleşik Almanya 30 yılı bu çelişki ve sorunlarla geride bırakırken resmi tatil olan 3 Ekim Birleşme Bayramı yarın ülkenin doğusundaki Brandenburg eyaletinin başkenti Potsdam'da düzenlenen etkinliklerle kutlanacak. Kutlama kapsamındaki şenliklere Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Başbakan Merkel'in de katılması bekleniyor. Bu haftayı da tamamladık. VOA Türkçe tarafından hazırlanan Stüdyo VOA'nin sonuna geldik. Yarın akşam EkoTürk'te saat 22.30'da 6. gün programımız var. Sakın kaçırmayın. Hafta içi yine saat 22.30'da canlı olarak karşınızda olacağız. Herkese iyi hafta sonları. Sağlıkla kalın.